Bunun da bilgisini bir kez daha verelim, hatırlatalım ve mücadeleye başlayalım. Keyifli seyirler. İlkinin servisi. Arkada çıkan top Ratske. Sert bir plase arka alana. Çok başarılı, çok ölçülü bir top bıraktı Tuğba. Pasör Ratske. Servisi kullandı. Bonhers çevirdi. Bir plase ilkinden. İyi takip. Bergman arkacım. Tuğba blok geliyor bir kez daha. Galatasaray Daikin blokları şu ana kadar etkili bir görüntü veriyor. Julia Bergman. Bonhertz için havada bir an için asılı kaldı. Sayı Galatasaray Daikin. Galatasaray'ın sahasında da Alexey 21 yaşında bu arada. Çıkan top sonrasında bir plase Tuğba'dan. Oraya yetişti Dangubic. Karutaşu. Bu kez de Ratske. Melis topa yükseklik kazandırdı. İkili bloğu. Başlayan topu arka çaprazda çıktı. Fili üstündeki mücadele ve sayı Türk Hava Yolları. Evet, Tuğba çok güzel blok out yapmak için çıktı ve... Servis özellikle çok kaçırıyor. Ona rağmen yine önde. Karutaşu'nun servisi. Tuğba file üstündeki mücadele. Ayçin. Türk Hava Yolları 3'ü Muratske. Tuğba havada. Lockout. Tuğba. 13-11. İşaret geldi, serviste geldi. Karutaşu karşıladı. İlkin havada çapraza vurdu banttan. Dışarı giden top Galatasaray Daikin. Sayıyı alıyor. Ayçin. Ratske çevirdi. Oo, Ratske'den çok uzun mesafeden iyi bir pas geldi. İyi bir pas. Ama... Top oyunda ölmedi derken son anda kurtarıldı Carmen. Bonhertz ilkini kullandı. İlkin yüklendi. Sayıyı aldı. İlkin Aydın. Galatasaray Daikin bir kez daha eşitliği sağlamış oldu. Manşet gelmedi. Buna rağmen topu öldürebilirdi Galatasaray. Daikin olmadı. Tuğba. Tuğba takımını taşımaya devam ediyor hücumda. Evet, Tuğba çok sert, çok net hücumlar yapıyor ama defans çok iyi bir şekilde Tuğba'yı da çalışmışlar. Karşısında bayağı bir top çıkardılar. Sude yine servisi kullandı. Tuğba blokta karşılık. Yeni bir hücum şansı Tuğba. Arkadaki boşluğu çok iyi gördü Tuğba. Evet, güzel değerlendirdi o boşluğu. Takımın hücumda ayakta tutmaya devam ediyor. Galatasaray Daikin bu bölümde küçük de olsa bir avantaj elde etti. Karutaşu yükleniyor. Arkada çıkan top. Ratske, plase Tuğba. O topu rahat karşıladılar. 3 metrenin gerisinden bir hücum geldi. Top dışarı düştü ve Türk Hava Yolları'nın 22. sayısı. Tuğba'nın servisi etkili oldu. Derken iki oyuncu birbirine takıldı ve sayı Türk Hava Yolları 23-23. Yasemin Güveli servisi kullandı. Ratske, Tuğba, lockout. Tuğba çok kararlı, güçlü geldi, rahat geçtim.
Etkili bir smaç servis izledik. Karutaşı yoktan arkaya. Melis son anda çıkardı. Şimdi Tuğba plase denedi. Bonhers takipteydi. Yükseklik kazandı top. Karutaşı arka alanda savunulan bir top daha izledik. Tuğba yine blokoutla Tuğba. 4 numaradan üst üste kararlı hücumlar, blokoutlar. Evet, bileğini çok iyi kullanıyor şu anda. Çok fazla yükleniyor. Sahanın dışına gerilip çapraz pozisyon aldı. Gerilme payı da iyiydi gerçekten. Çok iyi yükseldi ve net bir smaç vurdu Karutaşu. Bergman. Ratske topa yükseklik kazandırdı. Tuğba blok ve anten. Çok şık bir hücum. Gerçekten hani bir köşe oyuncusu gözüyle evet, tabii ki senin bu cümlen ekstra önemli. Zaman zaman çok sert hücumlar yapıyor. Şimdi de mesela yumuşatarak, bileğini kullanarak. 36 dakikaya aşkın bir sürede 29-27 ile sonuçlanan ilk setin ardından burada da çekişme son haddinde. İlkin atılan servis İlkin bitiriyor. İlkin Aydın. Servis geldi. Tuğba karşıladı. Bir plase denemesi arkada. İyi bir takip. Hücum şansı Galatasaray. Daikin bloktan zeminle buluşan bir top. İlkinin başarılı hücumu. Doğru. Kağlan'ın da etkili servisleri olan bir pasör olduğunu biliyoruz. Eylül karşıladı. Bonhers çevirdi. İkili bloktan arkaya Çağla. Melis topa yükseklik kazandırdı. Blokta başarı var. Çok iyi bir ikili blok kurdu şu an Yasemin'le İlkin. İlkin karşıladı. Dankovic. Çağla'nın sert vurdu olmadı. Son anda Çağla kurtardı topu. Avantaj top oldu Galatasaray. Daikin adına. İyi bir defans izliyoruz Melis'le. Çağla, Tuğba. Bir an için bekledi. Sonra vurdu. Topu dışarı vurdu. Elden diyorlar ama ısrarla. GDS isteği olacak. Evet. Yalnız rallide enteresan şeyler oldu. Evet. Temas var. Dangubic servis attı Tuğba. Çağla arka hücum. Yasemin özel çıkardı. Şimdi defans zamanı ama çıkmıyor bu top. Evet, bu sette uzamış oldu böylece. Evet. Şaşırdık mı? Yani ilkin de zor bir şekilde içeri attı ama bu sefer çok hava yolları çıkartamadı. Bir şekilde atmak zorunda kaldı. Galatasaray da iyi değerlendirdi bunu. Aslında zorlanarak içeri attı ilkin ama. Tuba manşet getiremedi bu arada. Çevrilen top Bergman. Oyunun arkada. Hücum şansı Galatasaray. Daikin İlkin. Çok iyi bir smaç çıkmıyor. İlkin Aydın. Önemli bir hücum. Ve ses sayısı için servis. Galatasaray Daikin. Öncesinde bir mola. Türk Hava Yolları. Şimdi Buse pozisyonu aldı sahada. Dangubic, Buse, Çağla, Bergman, Eylül, Aslıhan bıraktı. İlkin arkadaki boşluğa İlkin. Tabii Eylül'ün sonunda Eylül'ün de katkısı büyük. Son yaptığı defans kolay değildi ama İlkin de liderliğini, kaptanlığını koymuş oldu sete. Evet. Setin sonunda. Galatasaray Daikin de kaptan. Sorumluluk aldı ve son aksiyonlarında da sonuç aldı. İşte burada Büşra Kılıçlı servisi kullandı. İlkin. Bir kez daha İlkin. Lockout. İlkin de bileğini şu an çok iyi kullandı. Böyle her zaman sert smaçlar değil de
bazen böyle yumuşatarak. Biraz sanki bugünden itibaren biraz daha fazla pas atmaya başladı sanki Raske. İlkin plaseye döndü orada, bileğini biraz büküp. Üçüncü şansı Galatasaray, Daikin, Bonhertz, İlkin. Yine sonuç alıyor İlkin Aydın. Ratske, uzak köşede Tuğba yüklendi. İkili bloktan zeminle buluşan top. Anti Vasil Antonaki. File üstünde avantajlı bir top ama öldüremedi Büşra. Peşinden bir plase. Ve net bir karşılık Tuğba ile. Çok güzel gördü Tuğba arkayı. Bakalım bu mola konsantrasyonu kırabilecek mi? Karutaşu attı yine servisini. Ratske. Arkadan bir hücum. Eylül. Çevrilen top. Eylül rakip alana bıraktı. Ratske çevirdi. Tuğba. Ustaca gördü o bölgeyi Tuğba. Galatasaray açtı. Dangubic biraz yumuşattı. Şra, Ratske. Bir plase. Top oyunda İlkin, ondan da bir plase. İlkin Aydın. 19-13, 20'li sayılara girmek üzere olduğumuz bölümde. Fark 6. Evet, Türk Hava Yolları'nda bir numarada orada iki boşluğu İlkin iyi değerler. Bergman. Servisi kullandı. Dangubic. Manşette zorlandı Galatasaray. Daikin İlkin. Rakip alanı bıraktı. Melis şimdi. Raske çevirdi. Tuğba. İkili bloktan arkaya. Son anda Eylül çıkardı bu topu. İlkin. İlkinden çok önemli bir aksiyon. Kaptan ikinci setin son bölümünde olduğu gibi az önce de sahne alıyor ve skoru 23-19'a getiriyor. 2.8 metrelik bir mesafe. Şahin gözü ekranlarınızın sol alt köşesinde bu bilgileri ekranlarınıza taşıyor. Carmen. Ratske çevirdi. Tuğba. Blockout. Türk Hava Yolları bırakmıyor. Bu maçın skoru 3-1 de olsa, 3-2 de olsa 3-2'lik bir maç süresi. Birbirinden zorlu setler. Carmen. Bonhertz, Dankovic, son anda döndü arkasına Büşra, hamlesini yaptı. Tuğba, top dışarıda. Challenge isteyecekler. GDS'ye gidecek pozisyon. İtiraz var Türk Hava Yolları'nda. Temas var mı yok mu? Parmağını serçe. Şimdi de Galatasaray cephesinden bir itiraz var. Guillermo Narano Hernandez. Elde bir kart, sarı kart. İspanyol hoca biraz fazla tepki verdi. Ve sarı kart yok. Yasemin'in servisini izleyeceğiz. Bergman'a atıldı servis. Ratske bıraktı. Bir plase orada Tuğba'yla. Şimdi de aynısını Tuğba yaptı.
Antti Vasilantonaki şimdi serviste. Çıkan top. İlkin. Sayı Galatasaray. Daikin. Mükemmel bir manşet gelmedi belki Von Hars'a ama. Eylül. Topu karşılayan oyuncu Von Hars ters tarafa çevirdi. İlkin bitirdi. İlkin Aydın. Aslında etkili servis atıyor Türk Hava Yolları. Servis karşılamada şu an Eylül'ün üzerine Eylül'ü zorluyorlar ama iyi hücuma çevirmeye çalışıyor Von Hars. Tuğba knockout. Sayı Türk Hava Yolları. Bergman servisi attı. Eylül. Aslan oyunda ilkin. Melis karşılıyor. Tuğba lockout. Aslan çevirdi topu. İlkin. Sayı Galatasaray. Daikin. 20-14. Yine hatırı sayılır bir avantajın sahibi Türk Hava Yolları. İlkin'in servisi. Bergman. Ratske. Tuğba havada. Arka alanda çıkan top. İlkin'le Dankovic çift elle bir tipleme, bunu da çıkartıyorlar. Galatasaray Daikin hücumu ama Ratske, Carmen ortada hücumu bitiremedi. Yasemin yüklendi. Melis Ratske çeviriyor. Hücum şansı Galatasaray. Daikin, Aslıhan, Dankovic blok. Melis, Tuğba, önemli bir hücum Türk Hava Yolları adına. Tuğba. Maçlar ve eşleşmeler çok ilginç. Sonuçlar zaman zaman beklendiği gibi olsa da. İlkin, yoktan. Zeminde buluşan top ve Galatasaray Daikin adına bir sayı daha. Şimdi ilkin kaptan tabii sorumluluk alıyor artık hani setin bu kısımlarında da. Takımın ayakta kalması adına.